Selam diyorum. Hoş geldiniz. Yine buradayız. Yine sizinleyiz. Biliyorsunuz artık yazın hep kışlık malzemelerimizi, yiyeceklerimizi yapmamız, konservesiydi, kurutmasıydı, turşusuydu. Turşuya zaman var biraz daha ama şimdi kurutmalıkların zamanıdır. Ben bugün gittim yine aynı şekilde, biz Kayseri'deyiz. 5 liradan yeşil fasulye aldım. Yeşil fasulyenin kurutmasına bayılıyoruz. Kışın yemeğini yapıyorum, kavurmasını yapıyorum. Sabahları kahvaltıda çok güzel yumurtalı kavurma yapıyorum. Kahvaltıda çok nefis oluyor. Onun için fasulyeleri güzelce yıkadım. Bunu istediğiniz şekilde büyüklü, küçüklü, o sizin arzunuza bağlı. Nasıl doğrarsanız, nasıl yaparsanız öyle yapın. Lafı fazla ben uzatmadan sizlere zaten bir kısmını yaptım. Bir kısmını da size göstermek istiyorum. Şu şekilde fasulyelerimizi doğruyoruz. Şöyle aldığım fasulyeleri şu şekilde ben böyle ince ayırarak böyle ayırıyorum. Boyutlarını siz kendiniz bilirsiniz. Küçük de yapabilirsiniz, uzun da yapabilirsiniz. O sizin göz zevkinize, size göredir yani. Başka bunu hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Böyle doğruyoruz. Yalnız bunu ben gölgede kurutuyorum. Gölgede kuruttuğunuz için yemyeşil kuruyacak ve sonra pişireceğimiz zaman daha yumuşak, daha erken kavruluyor ya da pişiyor diyorum. Güneşin altında sarartıp böyle çok kurutup böyle sertleştirmek hiç güzel olmuyor. Ama içeride bir güzelce ya bir kanepede ya yerde güzel bir sofra bezimizi sereceğiz. Bunlara uygun bezlerim var benim. Sereceğim, üzerinde kurutacağım. Yapmanız gereken sadece budur. Başka hiçbir şey değil. 2 günde de burada kuruyor bunlar. Ondan sonra bez torbalara koyacağım. Güzelce asacağım. Bir kenarda duracak. Ya da dolabımın herhangi bir köşesinde. Ya da kilerin varsa kilerde asın. İstediğiniz bir yerde dursun. Poşetlere koymayın. Poşetlere korsanız küflenir. Kokusu güzel olmaz. Onun için hep bez torbalar yapın. Böyle kurutmalık malzemelerinizi bez torbalarında daha güzel oluyor diye. Sizlere de bu bir dipnotu ya da küçük bir öneri, ister yaparsınız ister yapmazsınız. İşte böyle. Bugün bunu fasulyemi kurutuyorum. Kuruttuktan sonra tekrar sizlere o kurumuş halini de göstereceğim. Durum budur. Hadi bakalım. Getirdim. Böyle. Salonumun içerisinde. Böyle evin içerisinde gördüğünüz gibi. Şu şekilde buraya serdik. Yemyeşil böyle kuruyacak. Çünkü güneşe bırakmıyorum. Bugün serdim buraya. Nanemi de buraya serdim. Bu sefer nanelerimi tek tek ayıklamadım. Komple yaptım. Bu da ayrı bir şey. Sonradan çırpacağım. Olduğu gibi içerisine dökülecek. Ama fasulyelerinizi böyle gölgede kurutun derim. Yaz ayları güneşte deniliyor ama güneş değil aslında, gölgede kurutmamız lazım fasulyeleri. Hep güneşte kurutuluyor, güneşte deniyor. Aynı dediğim gibi gölgede kurutursak yemyeşil kurur. Siz güneşe korsanız sararır rengi ve pişme zamanı da daha uzun olur. Güzel de lezzetli pişmez. Bunun için doğrama stilleri var. Siz nasıl isterseniz öyle kesersiniz. Mesela kimi şöyle bir tabak alayım. Kimi böyle şu şekil keser. Şöyle. Bu şekil keser. Ben size şimdi göstereceğim. Şöyle. Kimi de ben mesela böyle doğrarım. Ben böyle ikiye ayırırım komple. Biraz benimki daha kolay olsun istiyorum herhalde. Ve bunu böyle bu şekilde doğrarım. Ama bazısı da dediğim gibi şu şekilde. Böyle böyle. Şu şekilde doğrarlar. O sizin zevkinize bağlı kalmıştır. Sadece önemli olan size tek söylemek istediğim, gölgede kurutun fasulyeleri. Evet, bir fasulye kurutmanın sonuna geldik.
Bu fasulyeleri size daha önceden de söyledim. İçeride salonumda yani bir kenarda gölgede kurutmuş oldum. Yalnız şunu da güneşte kurutulmuş bir fasulye. Bir buna bakın, bir de buna bakın. Ondan sonra hak vereceksiniz. Yani gölgede kurutulan rengi daha güzel oluyor. Ama güneşte kurutursanız böyle sapsarı rengi bile güzel görünmüyor. Bunu da örnek olsun diye sizlere göstermek istedim. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Fikriniz ne olursa olsun küçük bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Lütfen benimle kalın diyorum.